Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağolsunuz, sen otursana. Maşallah, yakışıklı olacak. Sarışın. Bu benim kocamdır, seninle konuşmak istiyorsun. Öyle mi? Konuşurum. Seni çok sevdi dediniz, beni... Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Valla 6 aydır ben çok hastaydım. 1-2 sene zaten çok hastalık çektim. Sürekli böyle bayılmam var, böyle ağlamam var, böyle evden kaçım var. Böyle elime bakamıyorum, çocuğuma bakamıyorum, perişanım. Zaten neyim var, neyim yoksa hepsini doktorlara verdik, yemin ederim. Hepsini doktorlara verdik. Nerede tedavi oldunuz? Benim elektriğim yok, durumum yok yani. Şeyde, araştırmada İstanbul tarafına gittim, her hocalara gittim. Yani ne hangi doktorlar, hangi şey desen oralara gittim yani. O kadar hastayım da valla durumum, eltimde bir durumum yoktu. Millet bana bakıyor sağ olsun, babam bana bakıyor. Yeni bir iki aydır evime gelmişim. Hem baba günlerde o köylerde kalıyordum. Hastaydım. Buna bakacak kimse yoktu. İki üç kişi de gelip böyle şey, durumum yoktu yapacak. Eşim de benimle beraber gidip geliyordu doktorlara. Saati yapmadık. Eşin şimdi çalışıyor galiba. He valla şimdi Allah şükür şimdi yeni işe de girmiş çalışıyor. Valla benim durumum o kadardır yani. Elektriği benim tek derdim. Hoca sen gel burada otur. Elektriği ben Lütkay'ın giden akşam alıyoruz. Lütkay'ın giden akşam alıyoruz, yakıyoruz valla. Bebeğe bakıyorum ben dedim. 3 tane adam gelip bile kesip gittiler de bebeğim bak şu bebeğim var, durumum yok. Yani Allah Allah rızası için böyle kesmeyin. Ne yaptım kesip gittiler valla. Kaç senedir böyle sıkıntı çekiyorsunuz? Valla 2-3 sene zaten çok mesela çektim. Böyle hastaydım idare ediyordum ama bir yaklaşık 1-2 6-7 ayda çok çektim yani. O kadar hasta oldum ki perişanım. Böyle araştırmalarda, doktorlarda, buralarda geldim, evime gelmedim. Milletle çocuklarıma bakıyordum, eltim bakıyordum. Yeni evime gelmişim. İki çocuğun mu var? Üç. Üç çocuğun. Bir tane kızım var. Öyle mi? Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bir şey ikram edeyim, bir şey çok. Yok sağ olsun. Vallahi. En küçüğü bu galiba. En küçüğü bu. Küçük. Kaç yaşında? Evet, daha efendim. Valla bir yaştır. Evet. Allah bağışlasın. Dişleri yeni çıkmış. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? Valla 15 yıldır. 15 yıldır, evet. Evet. Bu ev kiralık mı size mi ait? Yok, evimizdir. Biz yaptık, köyden geldik. Evet. Ben akvaryum yaptık ki ayrıldık, eve gitti. Ben hasta oldum, ben artık gittim. Evet. Evimizdir yani. Evet, evet. Valla o yani... Benim tek derdim, eşinin devamlı bir işi yok galiba değil mi? Yok, inşaatta falan çalışıyor. İnşaatta falan çalışıyor. Evet. İnşaatta falan çalışıyor. Valla benim derdim çocuklarımdır. Yani durumum da o kadar. Benim küçük bebeğimle doktorlar şimdi mama ver, o kadar gücüm yok. Yani babam sağ olsun, kaynım sağ olsun, onlar bana bakıyorlar. Yardım ediyorlar. Ben yardım ediyorum. Aile desteği var yani. Valla çok yardım ediyor valla. Giyeceğe kadar, giyeceğe kadar babam çok bana yardım ediyor. Komşular da biliyor, Allah da biliyor. Evet. Evet. Neyse, inşallah düzelir her şey. Eşinin bir yaptığı bir açıklama var diyor işte. 47 bin lira borcu var galiba değil mi? Elektrik 17 bin lira bağlanırsa bir seferde gelip elektriği bağlayacağız diye bir açıklama yapmış galiba. Sabah konuştuk. Efendim, İl başkanımız. Evet. Bilgiler alırım. Güzel haber alırım size. Tedaş'tan bir bilgi alın. Olur, hayır. Burası kim şey yapıyorsa yardımcı olalım yani. Bir şey ikram edeyim mi? Yok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Muhtarım sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim efendim. Evet. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Kaç hane var? Var? 12 bir hane efendim. 12 bir hane. Evet efendim. Burada en büyük sorun ne muhtarım? En büyük sorun farklılık burada işsizlik. İşsizlik. En büyük sorun işsizlik. Evet, evet. Yeni yerleşim olduğu için biraz daha tam gelişmemiş mahalle. Daha çok kırsaldan buraya gelip yerleştiler. Evet. Yani hemen hemen doğunun her tarafında var bu mahalle vatandaşlar. Bundan dolayı biraz işsizlik. Evet. Genellikle bu bölgenin biraz yer, şey olur, arsa fiyatları biraz daha ucuz olduğu için merkezden. Biraz daha fazla yoğunluk oluyor. Farklı kesim hepsi bu tarafta. Şarkı söylüyor galiba. Her şarkı söylüyor. Okula gidiyor musun? Dersler nasıl? İyi. Kaçın sınıftasın? Bir. Birinci sınıf. Kaç kişi var sınıfta? 35. 35 kişi var. Yaramazlık yapıyor musun? Arada bir. Öyle mi? Senin yaramazlık yapma hakkı var, biliyor musun?
Arada yaramazlık yap. Allah bağışlasın efendim çocuklarını. Eşine çok selam söyle. Selamlarımızı söyle. İl başkanımız gerekli ilgiyi gösterecek. Biz kendisiyle konuşacağız zaten. Muhtarım yine aynı pozisyonda olan sıkıntılı aileler olursa il başkanımıza aktar. Biz elimizden gelen her bir türlü yaparız. Aktarmış. Hadi hoşça kalın. Sağ olun. Ben sana bir fotoğraf çekeceğim. Efendim ev sahibinin medyaya yaptığı açıklama üzerine geldim. Kendisi ailenin durumunu görmek üzere beni evine davet etmiştim. Geldim. Eşini ve çocuklarını gördüm. Kendisi şu anda bir inşaatta çalıştığını, Van'ın biraz dışında inşaatta çalıştığı için gelemediğini ifade ettim. Ailenin durumu malum. Büyük sıkıntılar var. Zaten bu mahallede yaşayanların büyük sıkıntıları var. Muhtar arkadaşımızla da görüştük. O da yardımcı olacak. Buradaki sorunları kısmen giderebilirsek çok mutlu olabilirim. Mutlu olacağım. İl başkanımız da gerekli çalışmayı yapacak. O da bildirecek. Tabii tablo iç açıcı bir tablo değil. Gönül ister ki her evde huzur olsun. Anne sağlık durumu iyi olmayan bir anne. Çocuklar var. Çocuklara iyi bakamıyor. Sağlık durumu nedeniyle. Gıda sorunu var. Elektrik sorunu var. Dolayısıyla bunların aşılması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tablo hiç kimse kabul edemez. Etmemeliyiz yani. Açlık yok bu memlekette, açlık yok diyenler gelip görsünler. Yani sarayda açlık yok, ben bunu gayet iyi biliyorum zaten. Sarayda herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Gel kardeşim, sen Türkiye'nin gerçeğiyle karşılaşmak istiyorsan önce gel bu insanlarla otur bakayım. Bu evlere bir gir bakayım. Bu insanlarla bir konuş bakayım. Çocukları bir kucağına al bakayım. Bu çocukların derdi nedir bir dinle bakayım. Oturuyorsun, hayattan kopmuşsun, gerçeklikten kopmuşsun. Söylediklerimiz onun için ağır geliyor ve içine sindiremiyor. Her türlü hakareti yapıyor. Ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin gerçeği bu. Bu gerçeği bütün dünyanın bilmesini isterim. Türkiye'nin bilmesini isterim. Van'da yaşanan bu dram sadece Van'a özgü bir dram da değil. Gidin İstanbul'da, aynı dram İstanbul'da da var. Gidin aynısı Hakkari'de de var. Bitlis'te de var. Mardin'de de var. İzmir'de de var. Her yerde var bu tür dramlar. Dolayısıyla sosyal devletin güçlü olarak ortaya çıkması lazım ve bu dramları sonlandırması lazım. İnşallah bunların tamamı çözülecek. Hepsini halledeceğiz.